Dene. nasıl uyumlu olacak mı diye peki Mustera'ya dair başlık atmıştı fanatik gazetesi ee, buradan başlayalım isterseniz dün akşamki karşılaşmayı yorumlamaya ee, Alanya Sporu ee, Alanya Sporu karşı karşıya geldi Galatasaray ve yine kalesinde devleşen bir Mustera vardı Mustera o kadar devleşti ki savunmadaki o e, yoksunluk çok da göze çarpmadı Rühindeman'ın yokluğu diyebilir miyiz? diyebiliriz ve şunu da ekleyebiliriz eğer ben bu manşeti son 10 sezondur Mustera galiba 9. sezonu yaşıyor. Bu tür manşetleri 8-10 defa gördüm. E o zaman Galatasaray bu kadar transfer niye yapıyor ki? Yani her sene aynı adam kurtaracaksa bu takımın zevahirini. Ama mesela Mustera milli takımında öyle değil. Yani bu kadar böyle ekstra ekstra performans sergilediğini söyleyemeyiz. Orada da sergiliyordur. Muhakkak ama Galatasaray'daki performansı kadar öne e, Burada da her maç böyle değil zaten. Ama öyle maçlar yaşıyor ki bu mesela ben böyle bir kaleci kimi hatırlıyorum? Simovic vardı Galatasaray'da. Hmm. Simovic. Bana göre Türkiye'ye gelen en iyi kaleci Mustafa da dahil. O, onu hatırlıyorum. Tek başına Türkiye Kupası'nı almıştı. Tek başına. Hele Beşiktaş maçı var. Muhtemelen 26 tane falan gol kurtardı. Penaltı kurtardı. Öyle bir maçtı yani. Dolayısıyla Mustera çok iyi bir profesyonel. Güzel bir insan. E bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ayırmadan herkesin sevdiği, saygı duyduğu bir e, karakter. karakter. Böyle bir adamın Galatasaray'ı kurtarmak görevi ama Galatasaray'ın Mustera'nın böyle bir üstün başarısına muhtaç olması bence yanlış kadro planlaması, yanlış transfer sezonu, yanlış teknik adam yönetimi, yanlış oldu yanlış yani. Hepsi bir arada. Çünkü bir büyük takım. Bu maç şimdi deplasmanda olur Paris Saint Germain'le. Mustera böyle oynar. Hı, hı Eyvallah. Galatasaray kendi sahasında oynuyorsa, kalesi boş olsa Boş olsa kazanması lazım. Kalesinde kaleci olmasa abartır. Kazanması lazım. Arkanda asgariye 30 bin kişi oluyor. Bu 30 bin kişi şöyle öksürse sağdaki insanların kulakları patlıyor. Beşiktaş'ta Leipzig maçını hatırlayalım. Evet. Yani dolayısıyla büyük takımların kendi sahasında bu duruma düşmesi üzüntü vericidir. Alanya Spor dün akşamki maçı benim gördüğüm bir 4 dakika içinde 4-1 yapardı. Çok şut. Geldi. Dört dakika içinde dört bir yapardı. Ee, çizgi üzerinde sadece 5 be net kurtarışı var Mustera'nın. Sadece amcanın, çizgi üzerinde. Tabii. Ya, akşam hakikaten e, bazı televizyonları izliyorum. Şimdi isim vermeyeyim. Hakikaten bu göre çok güzel kafası olan insanlar var ya. Ciddi söylüyorum. Mesela kafası Babel'den bile güzel bazıları Akşam baktım bir tanesi diyor ki... ...iki tane önemli kurtarış yaptım Mustera ya diyor. Dedim... Allah seni kahretmesin. Yani de ki maçı izlemedim de. Hani Galatasaray'ı yüceltecek. Hani az kurtarışa gerek kaldı gibi bir şey. İki kurtarış yaptı diyor Mustafa. Yani Allah ıslah etsin ne diyeyim ya. Maçımı izlemedim bir adam. Kafan nerede? Adam beş dakika içinde dört tane kurtardı. Kafayla vurulup direkten çıkan var. Olduğu yerden uzayıp yandan çıkardığı var. Sağ köşeye giden yerden sekip gelenini çıkardığı var. Ha bu arada dün mesela top dedi ki ben girmeyeceğim oraya. Şimdi Setenay. Adam şut atıyor kaleye. Şut atıyor. Aşağıda kim var? Aslı Hanım. Aslı varsa kalkmıyorum da. Aslı Neden? Aslı mı var? Bora Bey var. Kalkabilir miyim ya, sayın yönetmen? Lütfen. Aslı varsa kalkmıyorum da çok konuşuyor sonra gidiyor Ne diye? Yok ki işte ikide bir de kalkıyorsun. Duymasın ama. Bir yerinde dur biz de şey yapalım. İstiyor ki aşağıda bütün gün hiçbir şeye karışmadan Burada robot gibi bir tane yorumcu, robot gibi bir moderatör. O da şimdi tek tek 3 saniye, 5 saniye geçeceğiz ya Oğlum orada bir kalk bir yap. Bak top olsa göstereceğim. Adam şuradan topa vuruyor. Var mı topumuz getirebilecek bir arkadaşımız? Son bölüme ben getiririm merak tamam. etme. Tamam. Adam şuradan topa vuruyor. Kale de şurası. Tam burası kale bak. Kale şurası. Şöyle bundan biraz daha yüksek. 2.44 bundan daha yüksek. Adam şurada Mariano. Ya fizik kurallarına aykırı. Bu topu nasıl yaparsan ya bu adamın şu topuna çarpıp pardon şu topuna çarpıp buradan 244 dört yükselmez. Yani şu ayağının üzerine çarpar son anda oyuncu ayağını kaldırır top yükselir. Ya adam oturuyor bacak arasından şuraya çarpıyor ama öyle bir yere çarpıyor ki o diyor ki top bugün ben girmeyeceğim kardeşim. Yani Alanya diyor. Şans. da köpürsen de diyor ben bugün bu kaleye girmeyeceğim. Mustera'nın artısını söylüyorum. Mustera'nın dışında bir şey söylüyorum. Muslera bir kaleciden daha fazla bir adam. Ama bu bunun açıklaması yok yani Einstein'ı açıklayamaz. Bu topu vuracaksın 20 milyon defa buradan. Şuradaki o noktayı bir defa bulabilirsin belki. Bu şunu gösteriyor. Galatasaray taraftarı bu durumdan asla memnun değildir. Yani akşamki görüntüden. Sence memnun mudur? Üç gün önce Tuzla Spor'a kendi sahanda yenildin. Üç gün sonra Alanya Spor'a 4-1 yeneceğin maçı kazanıyorsun. Ve Fatih Terim diyor ki bu maçı kazanmamız lazımdı. Bu maç önemliydi. Ya sanki Real oynuyorsun. Sanki PSG ile oynuyorsun. Burada skor önemliydi diyorsun. Yani benim hakikaten akıl tutulması yaşıyorum. Fatih Terim ben sezon başından beri herhalde iki kişiyiz bunu söyleyen. Emre Bolla Fatih bu sezonu tamamlamaya şansı yok. Bence yok. Bu kafayla hiç yok. Peki ara transfer dönemini mi işaret ediyor Turgay Demir bu cümleyle? Setenay. Yoksa ara transfer döneminde geçtikten sonra biraz daha sabreder. Setenay hiç belli olmaz bu işler. Bir maçta her şey biter. Hı. Niye biliyor musun? Çünkü hoca ne dediğini bilmiyor. Hakikaten bilmiyor. Hocanın dört tane bu gazetecilik diye bir şey kalmadığı için bir sabah programında bize ağır gelir o yani. İnsanları yorar ama gazetecikte bir şey kalmadığı için al ocağın dört demecini. Biri şöyle, 18 yaşlı çocukları sağda göreceksiniz. Biri şöyle, bu oyuncularla ocağa kadar idare etmek zorundayız. Biri şöyle, kimseye taviz vermeyeceğiz, yedek kalan kalacak. Her demeci birbirine çelişkili. Hep bunlara göz daha verdi, hep bunları oynatmak zorunda kaldım. Bir şey soracağım peki bu noktada konuyla paralel. Şimdi e, Fatih terimin her geldiği dönem bu yaşanıyor. Nasıl yaşanıyor? Çok şaşalı geliyor ama gidişi bir o kadar e, olumsuz anlamda evet. ses getiriyor. Neden? Sebebi ne? baskın olmasından mı kaynaklı? Ismini... Baskın olmak başka bir şey. Baskın olmak i̇sminin başka bir baskın şey. baskın olması. Tabii isminin... baskın olmak şu var. Baskın olmak şudur. Herkesi rahat iddialı adam. Ben de iddialı bir adamım. Çevremi rahatsız ederim. İddialı konuşma herkes herkesi rahatsız eder kardeşim. Özellikle de e, pısırık insanlar çok rahatsız olur. Adam hayatında iddialı olmamış ki. Tamam mı? O yüzden hep böyle o kadar falan filan der. Baskınlık rahatsız eder. Burada başka bir şey var. Biat edeceksin bana diyor. Falkaya, Belando'ya, Feguli'ye. Ben otur diyeceğim, oturacağım, kalkacağım. Ben Falcao'yu alacağım, on vereceğim, sen 5 alacaksın ama rahatsız olmayacaksın. Böyle bir dünya yok. Fatih Terim'in bu dünyası 25 sene önce Türkiye'sinde var. Niye? futbolcular dışa açılamıyor. Dışarıdan gelen yabancı, adı sana olmayan yabancı geliyor. Bulgaristan, Yugoslavya'dan, şuradan, buradan geliyor. Onlar biat eder. Falka, Belanda, Nagatomo. Senin sahada verdiğin taktiğe bakar. Soyma odasına yaptığın dolduruş konuşmasına bakmaz yani. Dolayısıyla bu sıkıntıları hep yine de yaşar. Ee, şimdi Adnan Bey'i tanıyorsunuz. Bizim e, ulaştırmamızda e, kıymetli isimlerden bir tanesi Adnan Koçak. Bir sorusu var. Kolay mı? Bence kolay. Ama zorlayabilir soru kendi içinde. Sor bakalım. Turgay Bey'e sorar mısın lütfen? İyi dolar ne yapar bu sezon? E, bu gidişat devam eder mi? İlk yarıyı en azından zirvede tamamlar mı diye ben ekstra... Aşağı ineceğim Adnan'ın kafasını gözünü yarayacağım. Niye? Biz burada her gün bağırıyoruz Sivas ilk yarı lider bitirir. İlk yarı lider bitirir. İddiaya bile giriyoruz. Hiç. Duymuyor etmiyor. Şimdi bak diyor ki ne yapar. Sivas Spor ben Malatya maçında bir puan yazmıştım. En az bir puan demiştim. Orada artı iki aldı. Ee, bizim Mecit dedi ki Malatya'yı yenemez, yenilir. Sivas Spor ilk yarı lider bitirdi bana göre. İlk yarı liderliği garantilendi dünkü galibiyetle. Bu şampiyon olacak anlamına gelir mi? Gelmez. Ama zorluyor. Bayağı zorluyor. Şimdi onu sana söyleyeyim. Ligin ilk lig yarısında bir Anadolu takımı motivasyon da iyiyse yükseldi mi gider. Çünkü hiçbir rakip ona lider muamelesi yapmaz. Nasıl hiçbir olsa ona, düşecek, inecek. Ya nasıl olsa iner der. O rakibi de der ki ya ikinci yer herkes Sivas 10 kişiyle kapanmaya başlayacak.